Devam ediyor değerli izleyiciler. Bu bölümümüzde yine çok kıymetli, önemli bir konuğumuz var. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Şimdi bugün siyasette son derece sıcak bir gündü. Grup toplantıları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 1,5 aylık aranın ardından toplandı. Kabine toplantısı, ardından Erdoğan'ın açıklamaları derken birçok parti lideri, 3 partinin de lideri kürsüden seçim sonuçlarını değerlendirdiler. 31 Mart'ta hakikaten Türkiye'de sanki çok şey değişti gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan birinci çıktı. AK Parti kurulduğu günden bu yana ikinci oldu. Üçüncü kim olacak diye tartışıyorduk, merak ediyorduk. Yeniden Refah Partisi gerçeği karşımıza çıktı bir kez daha. Zafer Partisi hem Türkiye genelinde hem İstanbul'da ne hedefliyordu, ne oldu? Evet, öncelikle ben bugünün sıcak olduğu gerçeğinden çok bu gecenin ne kadar sıcak olabileceği gerçeği üzerine odaklandım bugün. Söylemek istediğim şu, bu gece İsrail İran'a saldırabilir. O zaman hızlıca yarın, bu iş politik konuşuyor. Evet, önce bir iş politik, yeni bir Türkiye'ye değil, yeni bir dünyaya uyanırız böyle bir şey olursa. Bunu parantez içerisinde söyledikten sonra bu sıcak güne ve gündem değerlendirmesine geleyim. Biz bu seçimde istediğimiz sonucu elde etmedik. Sahadaki gerçekliği sandıkta görmedik. Anketlerdeki gerçekliği sandıkta görmedik. Biz çok daha farklı bir sonuç bekliyorduk. Saha da bunu bize gösteriyordu ve anketler de bunu gösteriyordu. Yani bizim yaptırdığımız değil, diğer başka partilerin yaptırdığı veya başka kuruluşların yaptırdığı anketler. Önemli bir oyumuzu ödünç verdiğimiz anlaşılıyor. Ama kendi oyumuzu çok büyük ölçüde muhafaza ettik. Yani 2023 seçimlerinde aldığımız oydan 80 bin az oy aldık. Ancak oransal olarak 2.2'den 2.6'ya çıktı oylarımız katılım düştüğü için. Bu düşüşte yaşa bağlı oluşan lekeler mi? Yeni Nivea Luminous 630 leke ve yaşlanma karşıtı serumu keşf var. Geçen seçimlerde bu ilçelerden oy almıştık. Çünkü milletvekili gösteriyorsunuz aday olarak bir tane. Halbuki bu sefer sadece belediye başkan adayı göstermeniz gerekmiyor. Aynı zamanda belediye meclisi göstermeniz gerekiyor. Belediye meclisi göstermediğimiz ilçeler vardı. Ve buradan bir oy kaybımız var. Oy kayıplarından nedenlerinden bir tanesi bu olabilir diye düşünüyoruz. Değişik nedenlerle tepki duyan, geçen seçimde oy vermiş seçmenimiz, yani bu 80 bini böyle analiz ediyoruz. Ama 111 bin oy aldık. Bu oy özellikle eğitim seviyesi yüksek bir seçmenden geliyor. Çoğu genç seçmen. Tabii çoğu genç seçmen derken şunu da ifade edeyim. Hemen ertesi hafta üniversite sınavları olduğu için birçok üniversitede gidip oy kullanamadı. Ve bizim de üniversitelerde önemli bir oy potansiyelimiz var. Bunun somut örneği mesela işte ODTÜ'de ikinci parti Zafer Partisi %16 ile. Bilkent'te yine ikinci parti %14 sanıyorum. Yani üniversitelerde bizim önemli bir oy potansiyelimiz var ama bu üniversitelerdeki oy potansiyelinin önemli bir bölümü de kendi şehirlerine gidip oy kullandıkları için maalesef bu seçimlerde bu olmadı. Buradan da bir oy kaybımız oldu. Fakat en önemlisi AKP'ye olan öfkenin bir patlamasını yaşadık ve Zafer Partisi diyen seçmenin bir bölümü, önemli bir bölümü, hatta aldığımızın ötesindeki bir bölüm, bizim aldığımız oyun ötesindeki bir bölümü başka partilere oy verdi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Öyle gözüküyor. Ama şimdi kar yağar biliyorsunuz. Önce toprak sıcak olduğu için kar toprakta erir. Bir süre sonra toprak soğur. Bundan sonra kar tutmaya başlar. Şimdi Zafer Partisi toprağı soğuttu. Bundan nasıl? Sonra bizim karın tutması dönemine girdiğimizi görüyoruz.
Nasıl peki? Hani içinde bulunduğumuz bu mesela ekonomik konjonktür böyle devam edebilir. Bir sonraki seçime kadar Zafer Partisi ne yapacak da seçmeni konsolide edecek? Şimdi bakın şöyle, dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun, eğer bir küresel savaş çıkmazsa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde küresel ısınma ve buna bağlı göç hareketleri olmaya devam edecek. Hiçbir şey olmasa bakın, bir tane sığınmacı geri dönmesi Türkiye. Yeni kitlesel hiçbir göç olmasa, 3 sene sonra bu ülkede bugün olduğundan 1 milyon 200 bin daha fazla yabancı olacak. Çünkü günde ne kadar giriyor? Şöyle 1000-1250 kişi giriyor Türkiye. Bu yılda 400 bin diyor. 3 senede 1 milyon 200 bin kişi eder. İçeride ise nüfusları sadece Suriyelilerin Türklerden 3 kat hızla artıyor. Bir de bunun üzerine ekonomik krizi bindirin. Bunun için yaptığınız harcamaları bindirin. Ve bu konuda Türkiye'de duyarlılığı olan ve çözüm önerisi olan bir tek siyasi parti var. O da Zafer Partisi. Ve her geçen gün bu duyarlılık Zafer Partisi'nin bu konuyu gündemde tutması sayesinde artıyor. Ve artık bizim söylemlerimiz yerel bazda bakıyoruz. Başka partilerin adayları tarafından da kullanılıyor. Şimdi mesela biz ne dedik? Bütün Türkiye'de Zaferli Partisi belediyesine oy verirseniz sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerini kapatacağız dedi. Hangi parti kullandı bu söyleme? CHP Muş. Pardon, şöyle, Uşak. 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 Dedi ki kapatacağız. Evet. Afyon'da benzer. Efendim? Afyon'da benzer. Afyon bir başka çizgi üzerinden gitti ama o da yerelde kullandı, haklısınız. Ulusal basına çıkmadı ama yerelde kullandığını ben biliyorum. Özetle Zafer Partisi ayak izleri takip edilen bir parti. Fakat bu yereldeki çözümler yetmiyor. Milli boyutta bir çözüm sunmanız lazım. O milli boyuttaki çözümü sunan tek parti biziz. Evet, bu politika yeterli değil Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek için. Ama bütün sorunları çözmek için gerekli olan politika. Bunu çözmezseniz diğer hiçbir şeyi çözemezsiniz. Onun için bunun üzerinden duruyoruz ama aynı zamanda şimdi önümüzdeki süreçte ben 2 sene içinde bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum. Şimdi bu ekonomik krizden Türkiye'nin nasıl çıkacağına dair sığınmacıların geri dönüşü, Türkiye'ye sığınmacı akımının durdurulması dışındaki ekonomik tezlerimizi anlatmak için de bir zamana sahibiz. Onu yapmaya başladık. Onu yapıyoruz. Herhalde seçim sonrasında ilk sahaya inip yeni dönem seçim çalışmalarını başlatan genel başkan benim bu sabah başladı. Hayırlı olsun diyelim. Ankara halinde et ve süt kurumunun önünde sabah saat 4'ten itibaren çoğu emekli olan yurttaşlarımız 1 kilo kıyma veya 1 kilo kış boşu almak için 230-240 liraya sıraya giriyorlar. Ben saat sabah 8'de gittim oraya. 8'de gittiğim zaman bana sıra alınmıştı. 60. sıradaydım. Benden sonra da 2 kişi vardı. 62 kişi vardı. 8.30'a kadar bekledik. 8.30'da sıra açıldığında 80'in üzerine çıkmıştı. Bu arada bu emeklilerin hepsiyle tek tek görüştüm. Emekli diyorum çünkü hepsi emekli. Yani hiç çalışan insan yok. Kaç defa ayda geliyorsunuz dedim. 2 defa geldiğini söyleyen yoktu. Hepsi bir defa geliyoruz dediler ayda. Hepsi uzaktan geliyorlar. Yani bir araç kullanarak. Toplu taşıma aracı kullanarak geliyorlar ve dönüyorlar. Ama ayda ikinci kez bir 230 lira verme gücüne sahip değiller. Zafer Partisi ne yapacak peki? Çünkü et fiyatları ile ilgili bu artık kanayan bir yara, ithalat yapılıyor, olmuyor.
bir şekilde önüne geçilmeye çalışılıyor, teşvik veriliyor, olmuyor. Tıkanmış bir durumda. Ramazan'da artmayacak denildi fiyatlar. Bakıldığı zaman düştü, indirim yapıldı, yeniden fiyatların ivme kazandığını görüyoruz. Evet. Burada nasıl bir çözüm üretecek Zafer Partisi? Şimdi bir kısa vadeli taktik çözümler, iki orta ve uzun vadeli stratejik ve operasyonel çözümler. Kısa vadeli taktik çözümler aracıların yani gerçek rantı elde edenlerin hükümetin rant alanını oluşturduğu iş adamlarının bu rantının kesilmesi olacak. Ve ama bu bir geçici yöntem. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak yöntem değil. Esas olan uzun vadeli yöntem. Et fiyatlarını köy okullarını açarak düşüreceğiz. Ne demek istiyorum? Bugün köylerimiz boş. Köy okullarının kapatılmasıyla köylerin boşalması süreci eş zamanlı başladı. Köy okullarını tekrar açacağız. Bir öğrenci bile olsa köy okulu açılacak. Köy okulu tek başına bir kompleksten oluşmayacak. Köy okulu aynı zamanda bir ucunda veteriner, öbür ucunda ziraat mühendisinin olduğu bir sistematik içerisinde ve onların kalacağı yerler, lojmanların olacağı bir sistematik içerisinde açılacak. Bu arada Büyükşehir Belediye Yasası'nı değiştireceğiz ve köylerin 1000 seneden beri, belki 5000 seneden beri Anadolu'da devam eden statüsünü tekrar doğru bir hukuki zemine oturtacağız. Ve her kendi halkını besleme göreviyle karşı karşıya olan akıllı devletin yaptığını yapıp çiftçiye, üreticiye devlet imkan yaratacak. Biz Türkiye'de küçük bir grubu, bir grup iş adamını zengin etmek için Türk çiftçisini, Türk üreticisini yıllardan beri adeta bir soykırıma tabi tutuyoruz. Oysa bir ülkenin ancak köylüsü, çiftçisi mutluysa o ülkenin mutlu olması mümkün. Bir ülkenin çiftçisi yoksa, şimdi diyorlar ki, biz diyorlar ben Afgan'dan başka şey bulamıyoruz, çoban bulamıyoruz. Evet, doğru. Türk çobanlarının hepsi son 10 sene içinde NASA'da astronot oldular. Onun için Afgan çoban. Yapmayın ya. Milletin aklıyla alay etmeyin. Siz bir defa köyün hükmü yapısını ortadan kaldırdınız. Köylüyü teşvikten uzak tuttunuz. Üretimden uzak tuttunuz. Köylüye dediniz ki üretme ben sana parasını ödeyeyim. Üretimden kopardınız. Ve köylüyü tavuk beslemekten uzaklaştırdınız. Köylü yumurtayı bakkaldan olur olurdu. Köylü ekmeğini yapmıyor. Ekmeği bakkaldan alır hale geldi. Köylerde genç bırakmadınız. Gençler şehirlere geldi. Ha tabii burada sosyolojik bir gerçek de var. Onu da biliyoruz. Bu taşımalı eğitimle kente giden kız çocuğu köye dönmek istemiyor. Sonra evlenme çağına geldiği zaman diyor ki eğer benimle evlenmek istiyorsan köyde diyor toprağın var sat kardeşim. Gel diyor şehirde koruma görevlisi ol. Sigortalı bir şehir. Onun için bizim bu kültürel bozulmayı da düzeltip köyü canlandıracak kültürel tedbirleri alacak bir kompozisyonumuz var. Peki. Bunların hepsini çok iyi çalıştık. Hızlı hızlı soru cevap gidelim. 1 saat 15 dakikamız var. 15 dakika geçti bile hızlı hızlı. Evet. Çok sorumuz ve çok başlığımız var gitmemiz gereken. Buyurun Hasan Basri ya da... O zaman hemen yani Dünya Bankası'nı sorayım ondan sonra siyasete geçelim yani iç siyasete. Tabii. Çünkü şimdi Dünya Bankası'nın bu kredisinde siz ayrıntılarını gördünüz zaten. Evet, gördüm, aslında maddeler önemli. Mülteciler açısından... Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük ayı. Geri dönmemesini sağlayacak bir sistematik üzerinde çalışıyor. Onun için diyor ki, ben sana bu kredileri veriyorum ama bu kredilerle yapacağın istihdamın yarısını Suriyelilere yapacaksın. Peki
kusura bakma. Bu borcun sahibi kim? Türk halkı. Borcun sahibi Türk halkıysa neden Suriyeli %50 istihdam oluştursun? Suriyeli mi ödeyecek onu? Hayır, ben ödeyeceğim. Cumhurbaşkanlığının bugün açıklamasına göre kesinlikle iki şeyi söylemişler. LGBT ve sığınmacılar söz konusu madde, değildir. 37. madde. Kırılgan gruplar ifadesiyle belirtilen yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek grupları çalışanlar ile finansmana ilişkinde zorlanacaklar kastediliyor demiş. Doğru değil. Yani eğer şeye inanıyorsanız ekonomi verilerine inanıyorsanız TÜİK'in buna da inanın. Şimdi ben size Dünya Bankası 37. madde diyorsunuz. 37. sayfa. Evet. Ne diyor tam olarak okuyarsak? İndikatör 4.3 Number of formal jobs created yaratılacak şu işlerin sayısı işte alt taban 2023 0 target 2028 22.000 %30'u kadın %50'si refugees mülteci diyor. Mülteci kelimesi. Mülteci refugees mülteci demek. Doğrudan bu konuyla ilgili o, ne yapacağınızı sorarak devam edelim. Karşılar mı peki? Normalde bizdeki yasal düzende karşılamıyor. Mülteci kelimesi karşılamaz. Bizdeki bizim kavramımızı kullanmadığı için. Kim Türkiye'de mülteci yok ki kardeşim? Yok, evet. Yok, tamam. %50 mülteci sığınmacıları kastediyor. Şöyle devam edelim mi? İç siyasete yine döneceğiz, konuşacağız konuları ama buradan şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi bakın meseleyi. Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Pardon, çok önemli. Peki. Dedi ki, 2050 yılında Türkiye'de 105 milyon Türk vatandaşı, 105 milyon da misafirimiz olacak. Tarımımızı dedi buna göre hazırlamak zorundayız dedi. Yani bu insanları besleyecek şekilde hazırlamamız lazım dedi. Ben de dedim ki onun üzerine bir dakika. Demek ki Türkiye'ye 105 milyon daha sığınmacının ve kaçağın geleceğini öngörüyorsunuz. Değil mi? Şimdi Orta Doğu'da sıcak. Bunun üzerine Tarım Bakanlığı'nın web sitesinde konuşmada olmayan turist kelimesini koydular metnin içerisine. Değiştirdiler yani. Konuşmada yok. Tarım Bakanı'nın konuşması ortada. Turist kelimesi orada uymuyor. Açtık baktık. Turizm Bakanlığı'nın 2050 turist projeksiyonu ne diye? 85 milyon. Tamam. Bu 105 milyon nereden çıktı? Arada 20 milyon fark var. Kaldı ki bir turist Türkiye'ye geldiğinde 3,5 gün kalıyor. 3,5 gün kaldığında 105 milyon turist gelse bile toplamda gelen insan 365 gün üzerinden 10 milyon eder. TÜİK'in nüfus artış hızı grafiklerine baktığımız zaman da gerileyecek gibi duruyor. Ha. Tamam. Şimdi bakın. Bu aslında ağızlarından kaçtı. Türkiye'yi bir göçmenistan yapmaya hazırlanıyorlar. Batı'nın istediği de bu. Türkiye'nin bir ucuz iş cenneti haline gelmesi. Peki siz diyorsunuz ki biz buna karşı en büyük direnciz ve bunu değiştireceğiz. Biz bu süreci durduracağız. 2,6 son seçimde aldığınız oy. Bunu değiştirebilmeniz için 50+1'e ihtiyacınız var. Yöntemlerden biri ittifak, biri müstakil bir şekilde girip 50+1'i almak. Kolay bir şey değil. Şimdi bakın, doğru kolay bir şey değil. Mesela ama CHP bayağı bir adım attı bu konuda. 37'lere geldi. Erbakan'ın 12 Eylül'den sonra almış olduğu ilk oyla bizim almış olduğumuz oy arasında hiç fark yok. 10 sene sonra Erbakan başbakan. Ama 21 ile geldi iktidara o. Bak başbakandı. Tam bir. İki, bizim de 10 sene sonra neyle geleceğimizi siz de bilmiyorsunuz. Ama 10 sene sonra bu projeksiyon çok kötü hale gelebilir. Daha kötü hale gelecek. Her geçen gün Türkiye onun için zaman kaybediyor. Aslında bakın biz çok rahatız yani şu anlamda rahatız. Dedim ya size program. Bir gün herkes Zafer Partili olacak. Mesele çok geç olmaması. Tam o noktada %37'lere gelmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Özgür Özel dedi ki bizim çift forvetimiz var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Birinden biri aday olacak. Ben teknik direktörüm. Yani siz de hani kulüp ne bileyim sportif direktör falan olabilirsiniz. Böyle bir ittifakla bu politikalarınızın kabul edildiği bir düzlem olamaz mı? Örneğin Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile. Şimdi bakın ben Ekrem İmamoğlu'nu çok net söyleyeyim. Yani daha önce de söyledim. Erdoğan'ın başladığı işi tamamlayacak adam olarak görüyorum. Hangi iş? Milli Üniter Devlet'in çözülmesi işi.
Erdoğan başlattı, İmamoğlu tamamlayacak. Birisi siyasal İslam'la, öbürü de sosyal demokrasi, liberalizm sentezi, ne olduğu iddiği belirsiz bir yapıyla. Benim açımdan, adını verelim, Cengiz İnşaatı, Erdoğan'ın kucaklaması ile İmamoğlu'nun kucaklaması arasında hiçbir fark yok. İkisi de kucaklıyorlar. İstanbul'da mülteci ve pardon göçmen işçiler sağlık merkezini açan İmamoğlu Belediyesi. Önünde Zafer Partisi açıklama yaptığı için biliyorum. Hı hı. Gençlik kollarımız daha yeni açıklama yaptı. Türkiye'nin milli üniter devlet karakterini benimsemeyen hiçbir siyasetçi bizim kabulümüz değildir. İmamoğlu ne? Tehdit mi ediyor milli üniter devlet karakterini? Milli üniter devleti kabul etmiyor. Hatta bakın ben Kürtçe öğreneceğim diyerek İmamoğlu başka şey söylüyor. Ne diyor? İki dili kabul ediyor. İki resmi dili kabulün ön adımıdır bu. Boşnakça öğreneceğim de diyor ama. Bakacakmış şimdi. Ona bakarsanız Göktürk abidelerinden de bahsediyor. O hikaye. Kimse kimseyi aldatmasın. Biz böyle bir politik düzlemi Türkiye için tehdit olarak görüyoruz. Daha bunu ilk günden de Zafer Partisi kurulduğu için söyledik. Mansur'a bak. Mansur Bey bakalım ne yapacak? Onlarla ilgili öyle bir görüşünüz yok. Sayın İmamoğlu gibi. İmamoğlu ile ilgili net görüşümüzü daha önce söyledik. Mansur Bey ile ilgili aday gösterme niyetiniz de vardı. Mansur Bey daha önce aday gösterdik ama o günün şartlarındaydı. Bundan iki sene sonra bakalım İmamoğlu olacak mı? Mansur Bey olacak mı? Evet. Türk siyasetinde nasıl olacak? Zafer Partisi hangi konumda olacak? Acaba onlar mı Zafer Partisi'ni desteklemeyi tercih edecekler? Bakın iki sene tarihte çok uzun bir dönem. Bu evet, konuyla ilgili bir gösterge 24 var mı saat, yoksa farazi mi söylüyorsunuz? Demirel'in bir ifadesi vardır. 24 saat çok uzundur siyasette diye. Doğru mu? Onun için. Bir gösterge var mı? Artık efendim, daha da uzun daha sanki. Daha sizin çok erken bahsediyor. Tespit bakalım. Ettiğiniz bir gösterge var mı yoksa farazi tahmini bir söylem? Bakın şöyle. Türkçesi tam yok ama çalışılmış tahmin denilebilir İngilizce'den tercüme edersek. Çalışılmış tahmin diyelim. Peki bu süreç içerisinde şimdi sığınmacıların altını çiziyorsunuz. Zafer Partisi bir gün herkes Zafer Partili olacak. Vakit kaybetmemesi lazım ülkenin diyorsunuz. Bu süreç içerisinde şimdi İran'ın o İsrail'e saldırısının ardından dünyanın gözü kulağı bölgede Orta Doğu'da bizler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak endişe etmeli miyiz diye soruyoruz ama asıl göçmen meselesinden şurayı sormak istiyorum. İran'dan, Filistin'den Türkiye'ye büyük bir göç akışı başlar mı bu süreç içerisinde? Ne gibi riskler barındırıyor? Nasıl önlemler almak gerekiyor? Ya da Zafer Partisi ne düşünüyor bu konuda? Tabii bölgede bir İsrail, İran savaşı çıkması durumunda hem İsrail'den dışarıya göç olur hem de İran'dan Türkiye'ye göç olur. İsrail'den dışarıya göç Avrupa'ya, ilk aşamada Kıbrıs'a, önemli bir bölümü, yani ilk gidebilecekleri yerlere muhakkak gerçekleşir. Hatta bu sabah bir İsrail gazetecinin şöyle bir ifadesini okudum. İsrail savaş kabinesinde konuşulanlar dışarıda duyulsa 4 milyon İsrail, İsrailler derhal terk eder diyor. Rakam 4 milyon. 4 milyon İsrail, İsrail derhal terk eder. Demek ki neler konuşuluyor içeride. Türkiye'ye ise İran'dan büyük bir göç olur. Ve bu iş uzar mı? Kesinlikle uzar. Bu sadece bir İsrail-İran savaşı olarak kalmaz. Zaten İsrail liderliği kalmayacağını bildiği için Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Fransa'yı, Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü yanında bu savaşa sürüklemek istiyor. Çünkü İsrail Hamas'la savaşında Gazze'de sıkıştı. Evet. Bir soykırım gerçekleştirdi. Soykırım. Çok ahlaksızca bir savaş sürüyor. Ve İsrail Savunma Bakanı
Almanların 2. Dünya Savaşı'nda Wehrmacht generallerinin vermediği emirleri verdi. O tür emirleri ancak Alman silahlı kuvvetleri dediğimiz SS yapısı içinde SS generalleri vermiştir. Böyle ırkçı ve devletler hukukunu yok sayan kararlar uygulandı. Ama burada bir sıkışma var. Şimdi bu sıkışmayı açmak, savaşı yaymak ve savaşın taraflarını arttırmak. Fakat bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin işe müdahil olmasını beraberinde getirmez. Bu aynı zamanda Rusya'nın ve Çin'in de işe müdahil olmasını beraberinde getirmez. Yani zaten şu Suriye'deki, anda füzeler, İran'ın füzelerinin nasıl kabiliyetinin bu kadar yüksek olduğu konusunda Rusya tartışılıyor. Diğer tarafta ABD desteği. Yani Suriye'deki iç savaşı seyretmeyen ve Rus askerini Suriye'ye indiren Moskova, bugün Fransızların çıktığı Afrika ülkelerine giren Moskova, hemen güney sınırında İran'ın parçalanması süreciyle tetikleyebilecek bir gelişmeyi sonuna kadar dışarıdan seyredin bakalım ne oluyor demez. Aynı zamanda Çin için stratejik bir ortaktır İran. Çin de bunu seyretmeyecektir. Hele bu ülke Çin'in tek kuşaktan sonra projesi üzerinde önemli bir ortağıysa hiç seyretmeyecektir. Günaydın herkese. Bir, göç. İki, Irak'ı parçalayan, Suriye'yi parçalayan gelişmelerin İran'a sıçraması, bunu yıllardan beri söylüyorum, sıranın Türkiye'ye geldiğini, sürecin Türkiye açısından daha da kısaldığını gösterir. Üstelik içinde milyonlarca sığınmacı kaçak olan bir ülkeye yeni milyonların gelmesi, zaten ağır bir ekonomik kriz ve güvenlik krizi yaşayan ülkedeki güvenlik riskini daha da arttıracak. Ne yapacak peki? Efendim? Ne yapmalı? Ve burada karar alıcı kim? Türkiye'yi kim koruyor şu anda? Bu bölgeye hızlı bir şekilde yayılırsa savaş, Türkiye bu denklemde nasıl bir önlem alacak? Karar verici mekanizma kim? Askeri aklı kim Türkiye'nin? Askeri aklı Recep Tayyip Erdoğan. Siyasi aklı Recep Tayyip Erdoğan. Yani savaş olduğunda orduyu kim yönetecek? Milli Savunma Bakanı. Peki. Karar verecek kim diye sordum da Erdoğan dediniz ve Milli Savunma Bakanı. Yani burada ülkeyi kim koruyor şu anda? Neden? Olası bir savaştan. Ön almak için. Şöyle. Olası bir savaştan tabii Türkiye'de her şeyden sorumlu iktidardır. Koruması gereken, Türkiye'yi bu savaşa sokmaması gereken, bu savaş Türkiye'nin dışında çıkarsa etkilerinin en aza indirgemesi gereken, Türkiye'den İncirlik üssünün İran'a karşı kullanılmamasını sağlaması gereken. Daha çok Kürecik gündemde. Tabii ben de ona gelecektim. Kürecik de tabii burada denklemin çok önemli bir parçası. Çünkü bir füzeler savaşı oldu sonuçta. Kürecik radarının sağladığı bilginin İsrail'e gittiğini biliyoruz. Amerika üzerinden. Ama Türkiye'de olmasa olmaz. Türkiye'nin bilgisi dahilinde gidiyor çünkü. Çünkü ben bilmiyorum demiyorum. Türkiye'nin bilgisi dahilinde gidiyor. Bu da bir anlamda Türkiye'yi taraf yapıyor. Bu arada beni endişelendiren bir gelişme şu oldu. Belki hatırlarsınız. Irak bir cehennem topu yaptı. Hatırladınız mı? Hatta bir gazetemizde cehennem topunun fotoğrafı çıktı. O topla atılan mermi Londra'yı vuruyordu. Yazılmıştı üzerine. Sonra savaştan sonra ne olduğu meydana çıktı biliyor musunuz? O top diye gösterilen şeyin bir pipeline'ı sökmüşler, yukarıya doğru kaldırmışlar. Petrol boru attı yani. Cehennem topu. Nasıl hatırladınız bu mesleği? Hiç unutmadım. Nasıl ben. Hatırladınız? Benim işim bu.
Şimdi birkaç gün önce Yeni Şafak'ta bir haber çıktı. Dedi ki Amerikalıların drone eğitimi İHA eğitimi vermiş olduğu PKK'lılara İran'ın 50 tane Türkiye'ye karşı intihar saldırılarında kullanmak için drone verdiği tespit edildi. Şimdi bana hiç mantıklı gelmedi bu. Yani İran bu aralar Türkiye'yi böyle tedirgin edici bir hamle yapmaz. Çünkü İran bütün algısını İsrail'e yönlendirmiş durumda. Türkiye'yi tedirgin edici, rahatsız edici bir bu tür büyük stratejik sevkiyatı gerçekleştirmez. Siyasal İslam'ın fraksiyonları çarpışıyor biraz bu son dönemde. Ama eğer böyle bir haber çıkıyorsa benim aklıma Saddam'ın cehennem topu hikayesi gelir. Yani o top haberinin amacı Türk kamuoyunu Irak'a karşı hazırlamaktı. Şimdi tabii bir çiçek açmasıyla bahar gelmez ama bir haberle bunun devamı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Binali Bakan'dan bir söz kullandı. Evet. Bir çiçekle mi? Bir çiçekle bahar gelmez. Her bahar bir çiçekle başlar. Ondan şöyle biliyordum Erbakan'dan. Ondan şöyle ben sanki başka birisinden diye hatırlıyordum ama Milli Nizam Partisi kurulurken onun pek olabilir tabii. Rahmetli Erbakan'dan da olabilir. Ve diğer haberlerin nasıl gelişeceğini bekleyelim. Ama Türkiye bu işin kesinlikle dışında kalmalı. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi dışında kalmalı. Ama sınır güvenliğini olağanüstü arttırmalı. Bakın daha yeni Avrupa Birliği'nin finansmanıyla Ermenistan ve İran sınırındaki mayınları söktüğümüz haberi tekrar gündeme geldi. Mayını niye söktük ki? Bakın biz somut bir şey. Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğiz diyoruz. Zafer Partisi olarak. Sınıra tekrar antipersonel mayın döşeyeceğiz diyoruz. Sınırımızdan geçişleri sıfıra indirgemek için sadece mayın da yeterli değil. Belirli bölgeler bütün kuzeyden güneye balon sistemleri oluşturup kameralarla karşı tarafı kilometrelerce içeriden gözlemeye başlayacağız. Belirli yerlerde sensörlüyle çalışan silah sistemleri yerleştireceğiz. Yani orada bir hareket olduğu zaman ateş edeceğiz. Olan keçilere de olabilir. Keçi de olabilir. İnsan da olabilir. Ama orada olmaması gerekir insan. Tamam, orada insan. Geçiyorsa kötü niyetli demektir oradan zaten. Ve başka türlü caydıramazsınız. Bugün Türkiye savunulmuyor. Türkiye'nin sınırları savunma altında değil. Eğer bir ülkeye günde 1250 kişi giriyorsa sınırdan bu ülke savunulmuyor demek. Madde madde sıralarsanız bu denklemin dışında kalabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının korunabilmesi için acil atılması gereken adımlar hangileri? Çünkü geliyorum diyen bir savaş sanıyorum var ortada. Şöyle, bakın geliyorum diyor ama gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'ya ciddi baskı yapabilir ve bu baskı sonuç alabilir. Amerika'da hangi seçimler yönde yaklaşıyor? Efendim? Biden. Bir karşılık vermemesi yönünde mi baskı yapabilir? Karşılık vermemesi ya da karşılığın niteliği yönünde. Ya, yani. Suriye'deki vermemiş unsurlara da bir karşılık verilebilir. O zaman bir savaşa dönmez. Dönmez. Ama İran'da eğer Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun korktuğu gibi İran'da nükleer santrallara yönelik bir saldırı olursa. O zaman ne olacak? O zaman tabii dünya yeni bir güne uyanacak. İran medyasında petrol rafinerilerinin söyleyemedim yakınlarına hava savunma sistemlerinin kurulduğuna dair haberler çıkıyor. Oralara da saldırı olabilir. Saldırı şöyle dediğiniz gibi Suriye'deki İran hedeflerine de yönelik olur ama o zaman Amerika'nın dediği olmuş olur. Ona benzemiyor şu anda Netanyahu ve çevresindeki küçük bir grup var. Bunu Yahudi teolojisini çalışarak anlamak mümkün. Yani çünkü Yahudi teolojisi çerçevesinde düşünüyorlar ve siyaseti böyle
şekillendirmeye yöneliyorlar. Onu bilmeden anlamıyorsunuz. ABD'nin baskısı İsrail'in bu sürece kadarki ilerlettiği stratejiye ket vurmaz mı? Şöyle, şimdi İsrail Suriye'de İran Büyükelçiliği'nin bir saldırı düzenliyor. Buradaki muradı neydi? Öncelikle ona bir yanıt alabilir miyim? Hızlı soru cevap yapalım. Tabii burada. Şöyle. İran'ı için içine çekmek olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü bir başka ülkedeki bir askeri sivil hedefi içinde askerler olan çok iyi bir istihbarat çalışması olduğu kesin. Bu da Mossad'ın ne kadar başarılı olduğunu, İranlı generallerin ve üst süretleri, subayların oraya geleceğini, orada bir toplantı yapacaklarını bildiklerini gösteriyor. İran'ın işin içine çekileceğini de tahmin ediyordu herhalde. Tabii İran'ın buna cevap vereceğini, bir cevap vereceğini biliyorlardı. Kestiriyorlardı. İran buna cevabı yine bir başka İsrail Büyükelçiliğini dünyanın bir başka yerinde vurarak verebilirdi. Ama bunu vermedi. Bir başka ülkede vurmak yerine doğrudan İsrail'e saldırmayı tercih etti. Bir İranlı profesör dinledim bugün. Dedi ki kullanmış olduğumuz silahlar, atmış olduğumuz füzeler Amerikan ve İsrail hava savunma sistemlerini test etmek için kullanmış olduğumuz eski nesil silahlardı. Gerçek silahlarımızı kullandık. Doğru mu değil bilmiyoruz. Test etmek için diyor. Bilmiyoruz. Doğru da olabilir, olmayabilir. Yani bir kamuflaj. Çünkü saldırının askeri şey açısından, sonuçlar açısından çok başarılı olmadığı ifade ediliyor. Bunu şey yapmak için, yani örtmek için kullanıyor olabilirler bu ifadeyi, ama gerçek de olabilir bu. İsraillerin de bu sorunun cevabını bilmediklerini, Amerikalıların da bilmediklerini düşünüyorum. Ha, bu arada bugüne kadar İran'ın kullanma kapasitesi olmayan, elinde olmayan bazı silahların denge sağlamak açısından Rusya tarafından İran'a servis edilmesi muhtemel. Alın kullanın şeklinde. Zaten Ukrayna sürecinde de şahit 136'ları yani bu İran süreç Türkiye, dünya tehlikeli bir süreçten geçiyor. Türkiye de bu tehlikenin odak noktasında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarını nasıl buldunuz? Yani bu işin birinci müsebbibi İsrail ve Netanyahu'nun yönetimidir. Yani İsrail'i tam olarak sorumlu tutmadan adına Netanyahu yönetimidir. Netanyahu yönetimi Filistin'de, Gazze'de soykırım uyguladı. Üstüne yetmedi, bir büyükelçilik İran toprağını vurmuş oldu Suriye'deki. Doğru. Ve İran buna meşru müdafaa hakkını gösterdi. Ama o müdafaa hakkının da sorgulanabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. O açıklamasını nasıl buldunuz? Oldukça dengeli buldum. Bakın, oldukça dengeli buldum. Yani gerçeğe yakın herhalde. Hem genelkurmay hem dışişleri bürokratlarının üzerinde çalıştığı bir metin, bir politik metin değil bu. Bu saraydan az çıkıyor bu tür metinler ama bu sefer çıkmış. Daha çok Filistinlilerden yana bir tavır aldı. Ama bu tavrın, yani daha doğrusu şimdi bakın, Ankara'dan ilk metnin 19 saat sonra çıkmasına ne diyorsun? Durum okumak istediler. Ne olur yani, ona bir şey doğru söylemem. Doğru okudular mı sizce? Efendim. Şu doğrudur, söylediğiniz çerçevede evet. Makul bir metin bu. Evet. Makul bir metin. Yani zaten ama Dışişleri Bakanları hep böyle diplomatik doğrusu, bir trafik. AKP'nin bu kriz boyunca göstermiş olduğu. Burada neler olmuş böyle? İsrail'e yardım etmeyin diye ondan sonra çocukları taciz ediyorsunuz. Ama ondan sonra İsrail'e buradan yüzlerce gemi dolusu malzeme yolluyorsunuz. Cumhurbaşkanı bugün o konuda da şey dedi, üzerimize haksız yere geliniyor. Yok canım, hiç haksız yere falan gelinmiyor. Bu konuda ön ayak olduk. Yok. Doğru söylemiyor kardeşim. Doğruya doğru söylüyoruz. Yalana da yalan. Yalana da yalan. Ticari ilişkilerin durduğu söyleniyor. Ben yani aylarca bu konuyu daha diğer partiler hiç gündeme getirmeden getiren siyasi partinin genel başkanıyım. Açıklamalarım ortada. Videoları var. İsrail'le ticareti kesin. İsrail'le ticareti kesmediğiniz sürece yapmış olduğunuz hiçbir şeyin makul bir izahı yok. Kesilmedi zaten. Kesmediler. Kesmediler. Sonunda gelmiş oldukları nokta bile, yani iyice bundan dolayı kendi seçmenlerinin bir bölümünün
ciddi bir rahatsızlık duyup sonra Erbakan'ın bunu gündeme getirmesiyle yeniden Refah'a bir oy seçime kayması yansıdı. Da şey yaptı, gerçekleşti. Buna rağmen kesmediler ticareti tam anlamıyla. Belirli maddelere sınır getirdiler. Ya aslında biz oraya ihraç etmiyorduk da buraya ihraç ediyorduk. Yakıt konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın, denildi ki turizm. Bugünkü tepki jet yakıtı sözü üzerineydi işte zaten. Jet yakıtına bakın, ne denildi? Uçaklar geliyor. Buradan gemi Türkiye'den çıkıyor. Türkiye'den yakıt alıyor. Gemiyi biliyorsunuz şeyde sinyallerinden harita üzerinde izleyebilirsiniz. Doğu Akdeniz'e girdiği zaman birden sinyal kapanıyor. Nereye gittiği belli olmuyor. Nereye gidiyordu? İsrail'e gidiyordu. Peki siyasete döneceğiz. Ben sadece yakıtla ilgili bir o soruyu sormak istiyorum. Ticaret Bakanı dedi ki bu bir turizm sonucudur dedi. Bir ihracat yapılıyor dedi. Şunu sormak istiyorum. Yani İsrail'in şimdi uçak sayısı belli. Türkiye'ye gelen uçak sayısı, sefer sayısı belli. Öyle büyük bir ihracat yaratabilecek kadar buraya sefer yapılıyor mudur? Bu yakıtlar, Türkiye'de alınan yakıtlar ihracat kalemi midir? Bakın bunu bilmiyorum. Bu teknik bir mesele. Beni de bu anlamda ilgilendirmiyor. Ben meselenin büyük genel şeyine bakıyorum, çerçevesine bakıyorum. Biz Rus uçağını durdurduk. Ruslar, Rusya'da inşaat yapan Türk firmalarının işçilerini işten çıkartıp firmaları Türkiye'ye yollamaya başladılar mı? Başladılar. Antalya'dan domates almayı kestiler mi? Kestiler. Bu kadar. Ekonomik ambargolarda bir politik tavrın göstergesidir. Eğer siz... Etkilidir de. Etkilidir de. Siz eğer politik olarak sen şöylesin, sen böylesin deyip ticarete devam ediyorsanız o zaman milleti aldatıyorsunuz. OPEC yani. Ambargosu daha önce Filistin'e saldırıyı durdurmuştu. Evet. Değil mi? Arap-İsrail Savaşı sırasında bütün Arap ülkeleri İsrail'i Batı'nın desteklemesi üzerine karar aldılar ve Batı'ya petrol ambargosu uyguladılar. Ve bu etkili 74, oldu. Hem de nasıl dünya ticaretini değiştirdi. Bugün yapılamıyor. Bugün yapılamıyor ama yani bir şeyi göstermiştir bu. Petrol güçlü bir silah olarak kullanılabilir. Ticaret de güçlü bir silah olarak kullanılabilir. Hiç olmazsa kendi içinizde tutarlı olabilirsiniz. Ya da bir başka politika verimserdiniz. İsrail'le ticari ilişkilerinizi sürdürdünüz, siyasi ilişkilerinizi de sürdürdünüz. Ama İsrail'e ya bak bu kullandığın yöntemler yöntem değil. Gelin biz arabuluculuk yapalım. Hamas'la sizin aranızda ve rehineleri alıp size teslim edelim. Ama siz de bunun karşılığında şunları sağlayın diye bir arabulucu rolü üstlenebilirdiniz. Bunu da tercih etmediniz. Halbuki Türkiye, Erdoğan iktidara geldiği zaman ve 2009'a kadar Araplarla İsrail arasında arabuluculuk yapacak kadar her iki tarafla da ilişkisi iyi olan bir ülkeydi. Bunu yitirdik tam anlamıyla. Peki siyasete dönelim mi? Dönelim. Elif Donşentürk. Evet. Siyasete dönelim tabii. Aslında bu konuda çok... soru var ama yani içeriye nasıl yansıması? İçeriye yansıması çünkü iç siyasete yansıyor aslında bakıldığınızda. Bakın dünyada altın fiyatları yükseliyor. Evet. Tamam. Birazcık da ekonomi boyutu o ticari. Tahıl fiyatları şöyle yükseliyor eş zamanlı olarak. Döviz fiyatları yükseliyor. Bunlar her zaman görülecek şeyler değil. Yatırımın dolaşımı duruyor. Tamam. Bu savaş öncesi olacak bir durumdur. Tamam, bak savaş öncesi olacak bir durumdur ve aslında bizim kendi iç politik gündemimiz çok yoğun olduğu için bu dış politikadaki olağanüstü önemli gelişmeleri ne medya, ne halk, ne akademi hak ettiği şekilde inceleyemiyor. Şimdi yani Amerika seçimleri var mesela. Nasıl yansıyacak? Temel sınırımızın ötesinde her şey bir anda kontrol dışına çıkabilir. Bir kavganın başlaması. Siz bunu olumlu karşılıyor musunuz bu arada? Bireysel görüşünüzü merak ettim.
Amerika'daki Trump'ın geri dönüş sürecinin oluşmasını. Ben bunu doğal olarak görüyorum. Yani gitmesi sıkıntılıydı aslında. Ve şimdi geri gelişi, önce şunu söyleyelim. Amerikan siyaseti çürümüş bir siyaset. Aslında bu, yani benim görüşüm olmanın ötesinde parlak Amerikalı stratejistlerin de görüşü. Amerika çürüyor, içten çürüyor. Bakıyorsunuz başkan, başkanın karısı sonra başkan adayı oluyor. Aynı aileden arka arkaya baba, oğul başkan. 400 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Siyasal eliti bu kadar dar olamaz bunları. Biden, ya geçen sefer adaylığı tartışmalı olan sağlık nedenlerinden dolayı kişi, şimdi 4 seneyi bitiriyor, bir gelecek 4 seneye aday oluyor. Öte yandan Trump ilk defa Amerika'da bir başkan kaybettikten sonra tekrar başkanlık süreci içerisine giriyor. Yani Demokrat Parti Biden'ın dışında kimseyi çıkartmayı düşünemiyor mu? Yani bu çürüyen bir siyasettir aslında. Gerçekten çürüyen, çürüyen bir siyaset. Öte yandan küresel göçle Amerika'nın da çok yoğun bir şekilde iç içe olduğunu görüyoruz. 26 eyalet başkanla kavga sürecine giriyor. Bundan dolayı giriyor. Yani Amerika'nın yarısı aşağı yukarı. Böyle bir ortamda Trump veya Trumpizmin bir başka temsilcisi, ama Trump olduğu için olmuyor. Muhakkak siyasette bir iddiayı temsil edecekti. Ve demokratların adayının yaşı, şu son 4 seneyi götürmedeki görsel başarısızlığı Trump'ı tekrar ciddi bir şey haline sokmuş durumda. Seçenek haline sokmuş durumda. Şimdi içeride neler oluyor yani? Da ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Özellikle Irak ve Suriye'de. Çünkü daha içe kapalı bir siyaset yani güdeceği. Yanlış mı algılıyorum acaba? Ben de dış politika konuşmaktan daha çok mu hoşlanıyorsun? Şimdi işe dönüyoruz. İç siyasete i̇şe dönelim. Ama tabii hani öngörüler biraz daha daha önceden de konuştuklarımızda bir bakıyoruz. Evet, aslında biraz ne dediyseniz de evet. Çıkıyor göç gibi bir durum var yani. Göç sığınmacılar başak meseleniz olunca elbette dış politikayı da konuşmak gerekiyor. Göç sığınmacılar en kritik meseleniz olunca. İçeriye baktığımızda hocam, yani yeni bir siyaset tarzı mı gelişiyor sizce? Ne oluyor? Ya bu seçimden sonra bir şeyler, işte partiler içerisindeki değişim dönüşümler etkiledi. İyi Parti şu anda. Önce onu sorarak başlayalım. Evet. Eski partiniz diyelim. Evet. İYİ Parti'yi nasıl görüyorsunuz şimdi? Birkaç kişi işte aday, 4 aday. 4 mü 3 mü? Evet, bir de evet. 4 aday. Var. Niçin öyle dediniz? Bir birleşme ihtiyacı. Hayır, bunun için söylemedim. Hayır. 3'e indirdiniz yani, neden? Yani 3 adayın ismi daha fazla geçiyor. Ve hani 3 aday daha iddialı gibi görünüyor. Birisinin işte yani çok oy alabileceğini düşünmüyorum. Kim o? Ondan sonra ve yani 20 tane imzayı toplarsa, 20 imza gerekiyorsa onda da ciddi sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Bakın siz de kim o dediniz bilmiyorsunuz. Bilmediğim ben sizin görevim benim soruyu sormak, sizden yanıtı almak, o ismi zikretmenizi sağlamak. Kadın aday olunca biraz böyle hani. Evet. Şimdi Musaat Bey ilginç bir şey söyledi. Bir sene sonra, yani bu seçim önemli değil, bir sene sonra tekrar bir seçim var dedi. Tabii Musavat Bey'i Meral Akşener desteklediği için Musavat Bey'in bu cümlesini ilginç buldum. Yani birkaç gün sonra bir seçim olacak. Bu çok önemli bir şey. Genel, bu bir genel geçiş başkan kongresi seçimse, evet. Demek istedi değil mi orada aslında? Şimdi aslında evet, bir genel başkanla öbür genel başkana geçiş de onun için çok önemli. İşte onu, evet. Bir sene sonra bir başka kongre olacak. Esas önemli olan kongre bu olduğunu söyledi. Tabii akıllara şu soru geliyor. Musavat Bey'i de destekleyen Sayın Akşener olduğu için bir seneki sonra kongrede acaba bir geri dönüş mü düşünüyor?
Ve Musavat Bey bir emanetçi genel başkanlığa mı aday? Bu, 2018'den yola çıkarak efendim? Diyorsunuz. Yani daha önce hani yaşanmış olan işte 2018'de aday olmayacağım dedi. Tekrar geldi filan. Yani bunlar da mı biraz işaret ediyor? Hayır, onlardan dolayı söylemiyorum. Bağımsız bir şekilde. Onlardan peki. Bağımsız bunu ifade ediyorum. Ne olur peki Akşener dönerse tekrar? O İYİ Parti'nin kendi sorunu. Ne olur? Nasıl olur? Şartlar nasıl oluşur bilmiyorum. Ama bir zemin hazırlı olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir sonraki en azından bunun konuşulduğunu biliyorum. Hı. Öyle söyleyeyim size. Yani öyle mi bilmiyorum ama konuşuluyor. Öte yandan yani çok büyük bir şey var. Kan kaybı var. Yani seçim gecesi İYİ Parti'den istifa eden üye sayısı 25 bin. Şu ana kadar en az 57-58 bin kişi istifa etti. Bunlar önemli sayılar. Az önce Tolga Bey'e sorduğumda istifaları istifa mı diye bana soru sormuştu. Durdu dedi mesela. Evet, durdu dedi. İstifalar dedi şu anda. Bu i̇şte değişim, yani, dönüşüm yani, şu an ben konusu gündeme gelince. Bu kurultay sürecinde durmuş olabilir, istifalar. Bilmiyorum. Yani ben şeyi sayıyı biliyorum. Onu sizle paylaştım. Kim kazanır? Meral Akşener'in adaylardan birisini desteklemesinin bir sonuç yaratıp yaratmayacağı konusunda şüphelerim var. Koray Aydın'ın teşkilat meselelerini iyi bilen ve teşkilatlarla güçlü ilişkileri olan bir şey olduğunu biliyorum. Politikacı olduğunu biliyorum. Ama Ankara ve İstanbul'da mesela Koray Bey'in güçlü olmadığını, Ankara ve İstanbul'un en azından İstanbul'un daha çok ama Ankara'nın da Ankara'da bir ilçe hariç Musavat Bey'i destekleme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Iki kişi arasında geçer daha çok. Öyle gözüküyor. Yani Koray Bey ile Musavat Bey arasında geçer. Kim kazanırsa parti ivme kazanabilir tekrar. Şöyle bakın, bir fikri şeyiniz yoksa, temsiliyetiniz yoksa ivme kazanamazsınız. Yok mu İYİ Parti'nin yani, fikri temsiliyeti? Var mı? Size soruyorum. Meral Hanım'ın en son kendi parti tanımlaması İYİ Parti'nin Meles Parti olduğudur. Ne demek o? Meral Hanım'a sorun. Ama benim anladığım anlamda Meles Parti kimliksiz partidir. Bir siyasal kimliği yoktur. İYİ Parti'yi bir arada tutan şey CHP'ye oy vermek istemeyen Erdoğan karşıtlarının toplandığı parti olmuştu sonunda. Son seçimlere giderken. CHP'ye oy vermek istemiyor. Siyasette MHP geleneğinden gelmiş, merkez sağ geleneklerden gelmiş. Bir kısmı bir süre CHP'ye vermiş ama CHP'li olmadan vermiş, seçmenin toplandığı alandı. Şimdi o alanın eridiğini görüyoruz. Sandıkta eridi. Akşener olmadan dağılır mı mesela? Akşener'siz İYİ Parti devam edemez. Bir Arap AK Parti'nin Akşener'i sevenler partisi olduğu ifade ediliyordu. Akşener'in olmaması tabii parti teşkilatlarını, meclis grubunu bir arada tutmayı da zorlaştırabilir. Bundan sonraki varlık zemini nasıl olacak merak ediyoruz. Yani bir milliyetçi ideolojiyi benimsemiş, oradan kopmadan merkezde durmayı da hedefine koyan bir partiydi ama merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kaptırdı diye az önce Tolga Kalın'a da sordum soruyu. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bakın, bir partinin siyasetin neresinde olduğu ve merkezinde olup olmadığı, merkezindeyse nasıl olduğu, o partinin devletin kuruluş felsefesiyle ilişkisi zemininde tanımlanır. Devletin kuruluş felsefesi zeminine yaklaştıkça siyasetin merkezine yaklaşırsınız. Devletin kuruluş felsefesinden uzaklaştıkça da
merkezin sağına, soluna, altına, üstüne kayarsınız. Evet, yani benzer bir cevap aldık aslında ama... Bu anlamda siyasetin merkezinde olan parti, devletin kuruluş felsefesinin temsil anlamında Zafer Partisi'dir. İYİ Parti'nin süreci nasıl tamamlayacağını bilmiyoruz ama ortada aylardır gelen bir erime var. Oylar da eridi. Ama Zafer Partisi'ne oyların gelmediğini gördük. 14 Mayıs oylarıyla 31 Mart oylarına baktığımız zaman. Tabii oylara talipsiniz. Tabii bu seçmene yönelik siyaset yapıyorsunuz. Ama bir yandan da meclis grubu var. Çok tecrübeli siyasetçiler var İYİ Parti'nin içinde. Rahatsızlıklar dile getiriliyor. Burada Zafer Partisi'ni onlar için bir çekinme, dönüştürme niyetiniz ya da görüşmeleriniz vesaire var mı? Böyle bir şey olsa da zaten bunu burada söylemem. Ama biz siyaseti böyle yapmıyoruz. Siyaseti sokakta halkla yapıyoruz. Yani siyaset koridorlarında çok fazla siyaset yapan ve siyaset mühendisliği yapan bir parti değiliz. Sloganlarımızı ortaya koyuyoruz, programlarımızı ortaya koyuyoruz. Ve sonra çıkıyoruz bunu, halka anlatıyoruz. Sosyal medyadan anlatıyoruz, caddelerde anlatıyoruz, dolaşarak anlatıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Tabii Zafer Partisi'ne eskiden İYİ Parti'de olan ve İYİ Parti'den ayrılmış olan parti yönetimi kadrolarından katılım var. Partinin kurucular kurulundan katılımlar var. Değişik. İkinci el ürünleri. Günlerde teşkilat olarak levhasını indirip katılacak olanlar var. Milliyetçi cephe diye bahsedilen bu mudur tam olarak? Hayır, Azmi Kara Mahmutoğlu'nu biz yayınımızda ağırladığımızda bir milliyetçi blok görüşmelerinin başladığını, İYİ Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de dahil olduğunu ifade etti. Yok, hayır. Böyle bir milliyetçi blok şeyinden bahsetmiyorum. Sadece Zafer Partisi'nin kendi gelişmesinden bahsediyorum ben. Var mı peki böyle bir blok? O ayrı bir şey. Yani orada konuştuğunuz sizin Azmi Bey'le farklı bir süreç. O siyaset dışı kanallar üzerinden yürümekte olan eski şey. Ülke ocakları başkanları olarak biz düşünüyoruz. O siyaset dışı kanallar üzerinden. Yani siyasette resmen böyle bir görüşme yok. Bakın biz siyaseti açık yapıyoruz. İYİ Parti'ye açık çağrıda bulunduk seçim öncesinde. Gene dedik seçim işbirliği yapalım. Bunun %20 potansiyeli var dedik. Cevap dahi alamadık. Randevu istedik, geri dönüş gerçekleşmedi. Sonuç bu oldu. Oysa bir seçim işbirliği yapılsaydı ortaya çok farklı bir Türkiye manzarası çıkardı. Çok farklı bir Türkiye manzarası çıkardı. Ama bu fırsatı geri tepti Sayın Akşener. Zafer Partisi'nin buradaki farkı ne oluyor sizce? Yani hani işte İYİ Parti, MHP bakıyoruz hep aynı çerçevede söylemler. Yani ortak nokta zaten belli. Siz kendinizi nasıl bakın şöyle dersiniz, yani Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Zafer Partisi kökte aynı olmakla birlikte siyasette, bugünkü siyasette çok farklı politik tercihler ortaya koyan partiler. Daha yakın zamana kadar. İşte son seçimlerde, genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'ı destekledi. İYİ Parti'li altılı masadaydı. Biz ayrı aday çıkarttık. Biz Zafer Partisi olarak sisteme eklenmemiş ve bu sistemin değişmesi gerektiğini söyleyen partiyiz. Ama hem İYİ Parti'yi hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni bugünkü yapılarıyla sistem partileri olarak görüyoruz. Yani mesela biz Zafer Partisi olarak malum 5 şirketle görüşmeyi kabul etmezken İYİ Parti'nin genel idare kurulunda bu şirketlerin üst düzey yöneticileri oturuyor. Şimdi bu bence çok ciddi bir fark. İYİ Parti ile ilgili bir de Meral Akşener'le ilgili bazı iddialar, ifadeler ortaya atılıyor. Erdoğan'la her zaman dirsek temasında olduğu, partinin içerisinde Erdoğan'ın elinin olduğu, baskı altında olduğu ifade ediliyor.
partilerden veya parti dışında önceki İYİ Partililerden. Şimdi geçtiğimiz günlerde de gazeteci Sedat Bozkurt hatırlattı konuyu. Ben de bugün dönüp bir kez daha baktım. Sizin Cüneyt Özdemir'in bir programında bir ifadeniz var. 2018 seçimlerinden önce İYİ Parti'nin kampanyasını yürüten bir kişinin bir toplantı esnasında kurduğu cümlede şöyle dediğini ifade ediyorsunuz. Seçimlerden önce Akşener beni genel merkeze çağırdı. Orada bir sağır oda vardı ve o sağır odada Erdoğan'a kazandıracağız ve sebebini sorma dediğini ifade ettiniz. Ve bu konu aydınlatılmadı hala İYİ Parti içerisinde. Bu evet. iddianızın hala arkasında mısınız? Hala bir temas var. Adam hayatta. Sizler de tanıdığınız bir anket şirketinin sahibi. Türkiye'nin çok meşhur anket şirketlerinden bir tanesinin sahibi. Kim olduğunu bulmak istiyorsanız 2018 seçimlerinde zaten İYİ Parti'nin anketlerinin kim yaptığına bakın. Yani bu o zaman şu iddiaları doğruluyor mu? Aytun Çıray diyor ki Meral Akşener için masadan kalktım, ben devlete karşı görevimi yerine getirdim. Baktığımız zaman Erdoğan'la her zaman dirsek temasındaydı iddiaları. Ya bunların hepsini doğrulayan bir Şimdi bakın ben bunları bugün tartışmam. Meral Hanım çünkü siyasetten çekildi. Ama tekrar geri dönebileceğini de söylüyorsunuz. Dönerse konuşuruz. Siyasetten çekilen bir genel başkanın arkasından konuşmam. Ben o zaman söyleyeceğimi söyledim. Söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Hiçbirisinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yalan zaten söylemedim. Yani bir şey yanlış bilirim söylerim. O zaman Cumhur İttifakı'nı kazanmak için kurulan bir İYİ Parti mi görüyoruz biz burada? Eğer bu ifadenizin aslı astarı varsa, doğruysa, o zaman İYİ Parti Cumhur İttifakı'nı kazandırmak için mi kuruldu? Hayır, tabii ki onun için kurmadık İYİ Parti'yi. Siz de oradaydınız çünkü. Yani. Tabii ki onun için kurmadık. Ne için soruyorum? Erdoğan'a kazandırmamız gerekiyor. Ama sızma olmasın bakın, yani içeriye? Bakın, olan şu. Meral Akşener yüzde kaç aldı? 7,5 aldı değil mi? Evet. Eğer Meral Hanım %10 alsaydı ne olurdu? İkinci tura kalırdı. Böyle uzun uzun bakışacağız evet. Anladığım kadarıyla. İkinci tura kalır. Tamam, Muharrem İnce'den de alabilirdi oyu. Hepsini Tayyip Erdoğan'dan alacak diye bir durum söz konusu mu? Hayır, Muharrem İnce'nin ne kadar alacağını aşağı yukarı biliyorduk. Partinin oyu da %10. Doyumsuz sohbetleri uzatmanın formülü. Saydı, ikinci tura kalacaktı seçim. Partiyle ilgili peki, çok büyük iddialar var efendim, gündemde. Şimdi bakın. Parayla vekillik satıldığı iddiaları var. Dedim ya, bakın. Ben İYİ Parti ile ilgili kongre ile ilgili sormuş olduğunuz soruları cevaplandırdım. İYİ Parti ile ilgili partiden ayrılış sürecinde de birçok eleştirde bulundum. Ama bugün Meral Hanım siyaseti bırakıyorum demiştir. Siyaseti bırakan bir genel başkanın arkasından bunları tekrarlamam. Bunu İYİ Partililer kendileri konuşmak isteyebilirler, tartışmak isteyebilirler. Ona da bir şey demeye hakkım da yok zaten. Ama bunları konuşmak için peki, buraya geldik. Bugün siyaset dışı zeminde konuşulan ki siz de bunu kabul ettiniz. Evet, siyaset dışı zeminde konuşuluyor. Aynı zamanda milliyetçi tabanda da konuşuluyor. Şimdi bunu inkar etmemek lazım. Biz niye böyle üçe bölündük diyenler var. Siz siyaset içi zeminde bir genel başkan olarak ki bakışınızı biliyorum aslında. Milliyetçilerin bir arada olması gerekliliğini düşünüyorsunuz. Bütün Atatürkçülerin, bütün milliyetçilerin evet. Nasıl bakıyorsunuz bir, o projeye? Bir iç cephede birliği bütünlüğü sağlamak için bir araya gelmelerinin tabii ki olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin adeta AKP ile eklemlendiği bir süreçte ve bunun çok gerçekçi olmadığını da siyaseten biliyoruz. Onun dışındaki unsurların daha yatkın olduğu görülüyor aslında. Onun dışında olanlar, şartlar oluşur. Bir gün Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti ile yapmış olduğu birlikteliği sona erdirir ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine
dayanan bir milliyetçilik anlayışıyla Cumhuriyeti 21. yüzyılda taşımak, güçlendirerek taşımak için bir hamle yapmak noktasında birleşilirse neden olmasın? Ama kimse logosundan feragat etmez mi? Ya bakın onlar çok detay yani. Bakın öyle logo feragat eder etmez. Hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasi lider Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinin üstünde değildir. Onun için onlar meselenin detay şeydir, boyutlarıdır. Şurada birleşelim, orada birleşelim aslında falan. Aslında yaptığınız bunlar, şey bayağı bir açılım. Yani evet. Birçok şeyi geride bırakırım diyorsunuz şu anda. Yani. Ya bakın Türkiye ne? Türkiye'ye bugün karşı karşıya olduğu felakete sürüklenme sürecinden kurtaracak her adımı atmaya hazır oluruz biz. Bugün Türkiye bir felakete sürükleniyor. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Yani demografik bir felakete sürükleniyoruz. Kaç kardeşsiniz hanımefendi? İki. Siz kaç kardeşsiniz? İki. Siz kaç kardeşsiniz? Tamam. Suriyeli olsaydınız her biriniz altı kardeşsiniz. Bitti, başka bir şey konuşmaya gerek yok. Kapatalım. Kapatamayız. 2040 daha 20 dakika süremiz var. Yani 2040 yılında bu ülkede 21 milyon Suriyeli olacak. Şimdi mesela şu anda 14 yaşındaki bir çocuk 4 yıl eğer zamanında seçim olsa 18 yaşında olacak, oy kullanacak. Zafer Partisi ne yapacak bu süreçte? Hem varlık zeminini yükseltmek, o ivmesini sürdürmek için. Bugün yaptığını yapacak. Ne yapacak? Bugün ne yapıyorsa onu yapacak. Çünkü Gençliğe Zafer Partisi'nin çok büyük bir payı var ve çok büyük bir etkisi var. Ve bugüne kadar nasıl siyaset yaptıysak, açık, kitabın ortasından konuşarak, gri tonlardan uzak, siyah ve beyaz kendimizi nasıl ifade ettiysek, gençliğe seçmen değil, seçmen olmanın ötesinde yurttaş ve değer vererek, ey Türk gençliği diyerek nasıl yaklaştıysak böyle yaklaşmaya devam edeceğiz. Tabii başka çalışmalarımız da olacak. Onların da planlamasını yapıyoruz. Bazıları çok şaşırtıcı olacak. Ya bugün sosyal medyada Suriye'de değil... Bir video gördüm sizinle ilgili bir Bangladeş'te. Bangladeş'te. Orada evet çok bir, gerçekten komikti. Bir gezgin YouTuber Fatih Koparan bir Bangladeş'te ben Türkiye'ye gitmek istiyorum demiş. Sen Ümit Özdağ tanıyor musun demiş. Ona ben de güldüm, paylaştım onun için. Ben de bugün gördüm videoyu. Hatta bekledim yani orada acaba Ümit Özdağ sözcüğünü kendisi mi zikredecek diye o göçmeni o kadar olabilir mi? Ürününüz yayılmış olabilir mi diye de merak ettim. Hem de endişe ettim o kadar. Yani Suriye'de Suriyeliler arasında bir kısım Afgan Hindistan'dan gelen arasında tanıdığımı biliyorum tabii. Yani. Hem sima olarak hem isim olarak. Geçenlerde de bir şaka yapmışlardı değil mi size? Neydi? Bir Suriyeli taklidi yaparak da sizinle gelip ama ondan onun böyle bir Mudanya'da, video Mudanya'da, da vardı. Evet. Mudanya'da bir Türk vatandaşı ondan sonra ben El Suri diye geldi. Bizim videomuz da çok paylaşıldı. Milyonlarca izlenmiş. Hangisi? Ben sizinle ilgili iddiaları sıralıyorum yani siz İsrail yanlısı mısınız? Evet, Arap düşmanı mısınız? Evet, falan filan diye. Bir tanesini atlamışım. Arada Ümit Bey hatırlatıyor. Şey de var, faşist var. Ya çünkü biz bunlara rahat bakıyoruz yani. Ne yanıt verdi faşist misiniz sorusuna Ümit Özdağ? Çok uzun bir yanıt verdi. Ne yanıt verdi? Ben bu soruyu merak ediyorum. Tekrar sormuş olayım ben. Faşist misiniz? Ya bakın olsaydım söylerdim. Ben o röportajınızı kaçırmışım. Neden? Şimdi size bakın şöyle. Daha çok gencim. Yani 16 yaşındayım. Ankara Koleji'nde öğrenciyim. Ve rahmetli babamla komünizm, faşizm tartışması konuşması yapıyoruz. Babam bana şunu söyledi. Teorik olarak dedi, bakarsan komünizm faşizmden daha insani bir rejimdir. Ama dedi, komünizmin gerçekleşmesi mümkün değildir. İnsan doğasına aykırıdır. Faşizm bir grubun diğer o ülke içerisindeki insanları ezmek için kullandığı bir araçtır devletin. Bir
felsefe zemininde işte. İtalya'da ondan sonra İtalyan faşizminin İtalyan halkını baskı altında tutmak, sömürmek için kullandığı ve İtalya'nın yayılması için, emperyalist amaçlarla kullandığı şey. Almanya'da nasyonel sosyalizm yani bakın, çok insanlık dışı işlere imza atmıştır. Öbür taraftan siz o gün babanıza neye yanıt verdiniz peki? Efendim, babanız o tahlili yaptı. Real sosyalizm de nazizmden hiç farklı değildir. Real sosyalizmi Stalin'in kulaklarında görürüz. Kızıl Kimerlerin soykırımlarında görürüz. Onun için faşizme de sosyalizme de Marksizme de real komünizme de eşit mesafede olmuşumdur. Faşizmin tahlilini üstelik, yapacak olursanız şöyle bir dakikada Ümit Özdağ nasıl yapar? Şunu söyleyeyim. Ya ortada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun koymuş olduğu bir devlet ve ne mutlu Türk'üm diyene zemininde bir anlayış varken bir Türk'ün faşist olması için salak olması lazım. Faşizm tahlilini nasıl yapıyorsunuz? Faşizmin birçok tahlilini yapabiliriz. Biraz önce size nasıl bir tahlil yaptığımı ifade ettim. Ben İran sorularını ardı ardına sorma sebebim Ümit Hoca'nın Huntington'ın medeniyetler çatışmasına tahlil olarak yazdığınız bir tez vardı ya da tahlil vardı bilmiyorum. Onu okumuştum. Orada aslında bu meseleyi en rasyonel ve Türkiye şartlarında çünkü dışarıdan bunları yazanlar bu toprakların şartlarını görmüyor. Allah var. Doğu Bey güzel yazmıştı. Sizin yazdığınız yani Türkiye'nin daha dinamiklerine uygun bir şekilde. O yüzden bu topraklardaki o işte sınır geçişkenliğinin tehlikelerinin farkındalığını oluştururken belki de faşist suçlamasıyla kalma sebebiniz o üslubu daha sert kullanmanız. Bu topraklarda bu çok tehlikeli. O yüzden üslup böyle herhalde. Aşırı şimdi ulusçuluk var mıdır Ümit Özdağ'da mesela? Her şeyin aşırısı olabilir. Bu o zaman... Her şeyin aşırısı olabilir. Ama Türk milliyetçiliği bir aşırılığı temsil etmez. Çünkü bu bizim 4000 senelik veya 5000 senelik tarihimize de aykırıdır. Yani Türkiye'den nasyonel sosyalizm çıkmaz. Türkiye'den ırkçılık da çıkmaz. Tamam, Türkiye'den ırkçılık. Ben ırkçılığı Almanya'da yaşayarak gördüm. Ve ırkçılık hala var orada. Sokakta da var. Bizdeki asla bir nasyonel sosyalizm ırkçılığı olmamıştır. Çünkü kültürümüze aykırıdır. Devlet geleneğimize aykırıdır. Toplum yapımıza aykırıdır. Siz ırkçılık yapmıyorsunuz. Değil mi? Aykırıdır. Hayır. Öyle düşünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Mesela İstanbul'da oturduğunuz evde üst komşunuzun evine su bastı. Kapınızı çaldı. Evinizi alır mısınız? Alırsınız. Ondan şöyle misafir odasında yatırır mısınız? Yatırırsınız. Birkaç gün sonra komşum evine dönmüyor. Ya dönmüyorum. Senin ev daha güzelmiş. Ben burada kalayım. Beni de tapuya işle derse kolundan tutup kapıya koyar mısınız? Koyarsınız. Bu sırrı yapar mı? Ben koyarım demedim. Koyarsınız. Ya o burada kültür başat mesele benim anladığım değil mi? Yani oradaki tabii kültür tabii. Etkileşimi o sınırları koruyor. Bir şekilde evet. Geçişkenliği sağlıyor veya kültür çatışması da. İşte o medeniyetler çatışması. Onun için yani bu bize faşist suçlamasını yapanlarla ben alay ediyorum. Yani bu hem alay ediyorum ya da iki nedeni var. Bir emperyalizmin kiralık ajanlarıdır bunu yapanlar. Emperyalizmin kiralık. Var mı böyleleri? Var. Sığınmacıların Türkiye'de kalması için para alıyorlar. Bunun propagandasını yapmak için para alıyorlar. Bunun propagandasını yapmak için fonlanıyorlar. Devlet biliyor bunları. Biz de biliyoruz. Bu işi parayla yapıyorlar. Bu işin propagandasını parayla yapıyorlar. Burada kalsınlar. Gitmesinler. Kardeşlerimiz falan filan. Kardeş olarak falan da görmüyorlar. Bunu bir iş olarak görüyorlar. Bunların siyasal ümmetçi olarak yaklaştıklarını görebilirsiniz. Sol liber olarak yaklaştıklarını görebilirsiniz. Hiç fark. Yatırımın yeni adresi Yeni Arnavut. İkisi de bu topraklara net ihanet içerisinde.
Çünkü bu ülkede, bu ülkenin birçok zengini de şu anda yurt dışında gayrimenkul satın alıyor. Türkler dünyada en fazla gayrimenkul satın alanların en önde gidiyorlar. Niye alıyorlar gayrimenkul? Yatırım amaçlı mı? Yok canım. Türkiye'de bir şey olursa yurt dışına yerleşmek için gayrı. Ne olursa. İşte bizim söylediğimiz şeyi onlar da görüyorlar da onun için bir adımlarını yurt dışına hazırlıyorlar. Sermaye Türkiye'den kaçıyor. Neden kaçıyor? Bunun için kaçıyor. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Bunun için gelmiyor. En son Çinliler gelmekten vazgeçtiler Türkiye'ye. Biliyorsunuz Çin otomotiv sanayi Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacaktı. Türkiye'yi değil İspanya'yı tercih ettiler. Neden İspanya'yı tercih ettiler? Türkiye lojistik olarak çok daha nansörür. İşçi ücretleri de çok daha iyi. Aynı zamanda hukuk devletine ihtiyaç var. Güvenlik. Aynı zamanda jeopolitik istikrara ihtiyaç var. Bunlar yok Türkiye'de. Şimdi bunları bırakın ya, benim bu söylediklerimi bırakın. Ne diyor Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan? Biz olmasaydık Avrupa bugün çok daha güvensiz olurdu. Biz burada sığınmacıları tutuyoruz. Dedi mi demedi mi? Dedi. Peki ya 25 tane 27 tane Avrupa Birliği ülkesini güvensiz hale getirecek göç sadece Türkiye'de toplandığında Türkiye'yi ne kadar güvensiz hale getirir? Şimdi buna eğer Zafer Partisi bu Türkiye'yi güvensiz hale getiriyor, bu göçü durdurmalıyız ve geri çevirmeliyiz dediğinde birisi faşist diyorsa ya satılık emperyalizmin ajandıdır ya da stratejik salaktır efendim. Peki ekonomi ile yavaş yavaş ben bu arada benim böyle bir iddiam yok. Ben soruyu sordum. Buradan doğrudan biliyorsun. Orada hiç sorun yok. Hasan Basri'nin sorusu. Şimdi en son bir istakoz meselesi konuşuluyor. Ne diyorsunuz? Monaco'ya gittiniz mi? Siz de yediniz mi istakoz? Hayır, istakoz yemedim. Monaco'ya da gitmedim. Ama yani saray rejiminin Türk halkından ne kadar koptuğunun çarpıcı bir göstergesi oldu. Aslında bunu istakoza indirgemeyelim. Bunu yazlık saray da görüyoruz. Ondan sonra bunu Ahlat'ta yapılan sarayda ve o sarayın yanında yapılan şimdi bakanlar için yapılacak saray yavrucuklarında da görüyoruz. Bunu itibardan tasarruf olmaz adı altında yapılan harcamalarda da görüyoruz. Bunu Türk milletinin dışından tırnağından arttırdığı ama Türk milletine harcanmayıp insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine 2012-2022 arasında aktarılan 80 milyar dolarda da görüyoruz ve ülkemizde 2011 sonrasında bugüne kadar sığınmacılar için harcanan şimdi 164 milyar doları geçmiş harcamada da görüyoruz. Seçmen buna mı tepki verdi artık? Seçmen buna tepki verdi. Bu tepkinin en güçlü temsil edildiği sosyal grup ise sanıyorum emekliler oldu. 16 milyona yakın emekli, dul ve yetim var Türkiye'de ve bunların en az 8 milyonu ayda 10 bin lira bir maaşla geçinmek zorundalar ve işte bugün söylediğim gibi açlık sınırındalar. Yani ayda bir defa bir kilo kıyma almaya gidebiliyor Ankara'da. Benim merak ettiğim bir soru var. Soralım 5 dakika ve, var. Son soru benim 12 ayda 250 olsun. Milyar dolar Türkiye dış borç ödeyecek. Hasan Basri, sorun var Serenat. Hızlı gidelim o zaman. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün kabine toplantısı sonrasında ilk defa böyle bir şey oluyor aslında. Gazetecilerle de sohbet etmiş. Evet. Orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur diye bir soru sormuşlar. O da demiş ki Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldiklerinde oturur konuşuruz demiş. Şimdi böyle bir diyalog süreci mi başlıyor, ne oluyor, tabii ilginç bir şey. Siz de mesela bu politikanızı işte Suriye'ye dair, işte mülteci, işte sığınmacılara dair hiç randevu istediniz mi? Ya da gidip bunu görüşmek Hayır. gibi böyle bir şey oldu mu hiç bir Hayır, diyalog? Olmadı. Hayır olmadı. Yani kendi politik, ya böyle olması gerekiyor diye işte siz de hani kendi önerilerinizle. Hayır, şimdi bir defa
şeye, görüşürse mesela sizle görüşür çok musunuz? Çok farklı gibi politikaları temsil ediyor. Onlar Türkiye'nin bir göçmenistan yapmaya karar vermişler. 105 milyon insan daha gelecek buraya diyorlar. Ve bunun Türkiye'yi nereye sürükleyeceğini görmüyorlar. Efendim görmezler mi? Şimdi bakın şeyde PKK açılımının da PKK ile müzakerenin de Türkiye'yi nereye götüreceğini söyledik. Görmediler, sonunda oldu. Şöyle FETÖ ile işbirliğinin Türkiye'yi nereye götüreceğini söyledik. Sonunda oldu ama görmediler. Onun için şimdi bunu da görmüyorlar. Şimdi bakalım. Tekrar anlatıyoruz. Görüşme niyetimiz yoktu. Tekrar anlatıyoruz. Şimdi ben mesela şeyden iktidardan konuştuğum milletvekilleri var. Bana benzer şeyler söyledikleri zaman Özdağ gibi konuşmaya başlama diyorlarmış adamları. İki dakikamız var. Benimki biraz bakın, light bir soru olacak ama yine sorayım. AKP MYK üyelerinden birisi. Şimdi önemli bir Metin Külünk. 3 tane tweet attı. Okudum, acaba ben mi yazdım bunu diye düşündüm. Metin Külünk'ün attı diyor. Türkiye bölünmeye gidiyor diyor. Yani biz diyor Osmanlı böyle bölündü diyor. Ben şunu Metin merak ediyorum. Da çağırabilirler bunu. Yani bir gün. Efendim? Bir gün davet gelebilir size de hani bir öneri açısından belki de. Yani Ümit Özdağ merak ediyorum. Kendini Türk milletisi olarak tanımlayan Ümit Özdağ. Az önce ıstakoz meselesi açıldı ya. Ümit Özdağ ne yer ne içer ne yemez. Nelere kotası vardır yapmam yemem der. Örneğin yabancı fast food markaları. Gider yer misiniz? Yoksa bir tutumunuz var mıdır? Yaşamınıza da yansır mı? Merak ediyorum. Bu ben Antepliyim. Evet. Herhalde her şeyi anlatıyor. Aslında bizim size gelip yemek yememiz ya bu, yani bu buyurun. Yemeğin en güzelini şey yaparım. Antep'te yeriz yani. Hakikaten yani Nizip'te sokak arasında yediğiniz lahmacunu İstanbul'da yiyemezsiniz. Yemez mi mesela? O ABD markası vardır. Ünlü meşhurdur. Hamburgeri vardır. Yemez mi Ümit Özdağ? Hamburger yerim. Severim ben hamburgeri. Ama o markadan yer misiniz? Hangi marka bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi hangi mesela marka? Starbucks'tan alışveriş eder mi Ümit Özdağ? Tabii Starbucks'tan derim, şey alırım, kahvemi içerim. Yani. Bu arada reklama giriyorum bilmiyorum artık ama yani. Giriyor. Giriyor mu? Ama manşeti alıyorsun yani. Evet. Hayır yani McDonald's yer mi mesela? Yerim tabii. Yedim de yani. Yersin. Yerim. İlk ben McDonald's'a 1900... Bu ne biçim milliyetçilik demezler. Ya milliyetçilik o değildir tam yani. 1900 kaç, evet, 78 yılında Münih'te McDonald's'a gittim. 17 yaşındaydım daha. Daha sonra, tabii Türkiye'de yok o zaman. Gittim ve çok hoşuma gitti. Marka ismini vermeyelim artık. Efendim? Marka ismini vermeyelim. Yani bir hafta boyunca gittim, ondan sonra oradan yedim. Sonra bıktım tabii. Pek merak etmişim ben. Nizip'te nohut kavurma kahvaltısını tercih ederiz. Ben size yuvalamayı öneririm. Yuvalamayı bilirim. Ben de Sivas Divriği'liyim, Divrikliyim. O yüzden ben de o yemek kültürünü iyi bilirim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Önemli katkılar sundunuz yayınımıza. Sorularımızı cevaplandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, KRT soruyor. Bu akşam Ankara'daydı. Ankara'da Elif Doğan Şentürk sorularını yöneltti.